1980'lerin ortasında yazılan Deliler Boşandı adlı öykü Aziz Nesin'e ait. O öyküde bir tımarhaneden firar eden deliler anlatılıyor ve bu delilerin kaçtıktan sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanma serüveni. Ama bir türlü delileri yakalayamıyorlar. At izine karışıyor ve normallerle delileri, akıllılarla delileri ayırıp da onları bir toparlayamıyorlar. Şehrin her tarafına dağılıyor deliler. Tabii deliler bu arada ilginç bir şey yapmışlar. Böyle şeyden tımarhaneyi tabii kendi haline bırakmamışlar. Oradaki işte akıllılardan bir kısmını yönetici falan yapmışlar, gardiyan yapmışlar falan, böyle orayı kontrol altına almışlar. Yönetimi kendileri almamışlar, yani akıllara vermişler. Sonra tabii gittikçe şehre egemen olmaya başlıyorlar deliler. Belediyede ve diğer işte ulaşım, haberleşme, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin verildiği yerlere de hakim olmaya başlıyorlar. Yavaş yavaş. Önceleri hep akıllarla röportaj yapan, oralardan haber vermeye çalışan, delilerin durumunu öğrenmeye çalışan gazeteciler bu kez delilere de sormaya başlıyorlar. Bu arada dengeler değişiyor falan. Nihayetinde deliler şehre hakim oluyor, ülkeye hakim oluyorlar falan. Fazla uzatmadan şöyle devam edeyim. Tabii hakim olunca bir problem var. Yani ülkeyi yönetmek gerekiyor da bir anayasa gerekiyor işte. Bu anayasayı yapmak için bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, böyle bir teklif geliyor işte, bir madde teklifi geliyor. Birinci madde ne olsun? Akılların yapmış olduğu bütün işler bozulacaktır ve yerine tam tersi işler yapılacaktır diye birinci maddeyi bu şekilde belirlemiş oluyorlar. İkinci, üçüncü, dördüncü, 99 ve 100. maddelerde birinci maddeye atıfta bulunuyor. Bütün maddeler birinci maddeye göre ifade ediliyor. Gerçekten de uzun bir süre geçiyor ve akılların yapmış oldukları tüm işleri bozuyorlar ve tam tersini gerçekleştiriyorlar falan. Zaman geçiyor, bayağı uzun bir zaman geçiyor falan. Ondan sonra delilerin başkanı şöyle bir şeyi topluyor, yardımcılarını falan, işte delileri topluyor, gelin diyor, önemli bir şey konuşacağım. Ya diyor, işte şeyde bir araştırın diyor, böyle bir bozmadığımız, tersini yapmadığımız bir işleri kaldı mı bu adamların diyor. Araştırıyorlar ki her şeyi bozmuşlar ve yerine tam tersini yapmışlar, gerçekleştirmişler. Tamam diyor başkan, o zaman dönelim diyor yerimize ve tımarhaneye dönme kararı alıyorlar. Tabii halk bunu bir şekilde duyunca yalvarıyor önce falan. Daha sonra halk bakıyorlar ki deliler tımarhaneye kendilerini kapatmaya niyetliler. Gösteriler falan yapıyorlar. Akıllılara bizi bırakmayın falan diyorlar ama deliler çoktan kararını vermişler ve tımarhaneye geri dönüyorlar. İkinci şaheser yine edebiyatımızın Buzlar Çözülmeden adlı kitap. Bu eser bir oyun ve bu oyunda Cevat Fehmi Başkurt yine delillerin tımarhaneden kaçtığı bir şey yaratır. Ve deliler doğu taraflarında karla, buzla kaplı bir bölgede kaçarlar ve bir kasabaya sığınırlar. Yolların kapalı olduğu bir yerdir. Ve tesadüfen orada da kasaba halkı yeni kaymakamlarını beklemektedirler ve gelen kişileri kaymakam ve etrafı olarak değerlendirirler. Şimdi 1964 yılında yazılan bu eser 65 yılında sinemaya da
uyarlanmıştır. Gerçekten de eserde ya da filmde, Fikret Hakan'ın başrol oynadığı filmde Deli Kaymakam, akıllı kaymakamların daha önce yapmış olduğu işlere baktığında bunları uygulamamak gerektiğine karar verir ve kendince yöntemlerle işi çözer. Ve halk da Deli Kaymakam'ın yapmış olduğu işlere desteklemeye başlar ve nihayette halkın o yoksulluğuna, çaresizliğine bir derman olan bir insanla karşı karşıya kaldıklarını anlarlar. Fakat buzlar çözülür ve gerçek kaymakam gelir ve delileri, yani işte kasabanın işte kaymakamı, hakimi, jandarma komutanı, işte belediye başkanı falan olmuş o şeyleri, delileri gözaltına alırlar. Fikret Hakan'ın müthiş bir oyunculuk sergilediği, çok severim, müthiş, muhteşem bir oyunculuk sergilemiştir 65 yapımı filmde. Son sahne, final sahnesi içerisinde Deli Kaymakam'la Hatça'nın diyaloğu çok etkilidir. Ve Hatça Deli Kaymakam'ı görevliler götürürken arkasından bağırır. Deli olacak adam değilsin sen. Sen deli olacak adam değilsin der. Ve Deli Kaymakam şöyle bir döner ve şunları söyler. İnsan olup da insanlığın bu kötü durumunu görüp de deli olmamak mümkün mü der. Bu iki tane edebiyatımızın çok önemli eserini niye sizlerle paylaştım? Bugün Dünya Felsefe Günü. Kasım ayının, her Kasım ayının 3. Perşembe günü Dünya Felsefe Günü olarak kutlanıyor. Ve bugünün anlamına uygun olarak böyle bir şeyi gerçekleştirdim. Tabii 1950'li yıllarda sanırım Rodin'in Düşünen Adam heykelini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne dikmeyi düşünen ve bunu gerçekleştiren bir zihniyetin de var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve benim aşağı yukarı sahip çıktığım bir slogan var. O sloganla konuşmamı bitirmek istiyorum. Normaller tehlikelidir. Delilere güvenin. Hoşça kalın.